Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Aşk 55 Kaya, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere labioplastiden bahsedeceğim. Labioplasti, kadın genital sisteminde küçük dudakların cerrahi işlemine verilen isimdir. Küçük dudaklar bazen fazla uzun, geniş olabilirler. Kenarları tırtıklı olabilir. Bir dudak diğerinden daha büyük olabilir ki biz buna asimetri diyoruz. Bu durumlarda kişiler dudakları küçültmek ihtiyacı duyabilirler. Yıllar içinde hormonların etkisiyle, dışarıdan olan travmaların etkisiyle, ağda yapılma, sık travmaya maruz kalması, çok sıkı çamaşır giyinmesi, sürtünme gibi, kilo alıp verme gibi faktörlerle dudakların şeklinde zamanla değişiklikler olabiliyor. Hem büyük dudaklarda hem küçük dudaklarda. Sadece görsel anlamda sorun yaşadıkları için değil, fonksiyonel anlamda da sorun yaşayabilir kişiler. Sıkı bir kıyafet giydiklerinde tight gibi dışarıdan olan görüntü hoşlarına gitmeyebilir, bikini gibi. Doluluk hissi, dolgunluk hissi dışarıdan görülebilir. Bundan hoşnut olmayabilirler. İlişki esnasında dudaklar içeriye kaçma potansiyelinde olabilir. Bu onları rahatsız edebilir. Ve bu bir acıma yapabilir. Ve böyle dışarı çekerek ilişkiye girmek zorunda kalabilirler. Bu da onları rahatsız edebilir. Bir bariyer etkisi olacağı için sık geçirilen vajinal enfeksiyonlara ve sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonlarına sebebiyet verebilir bu durum. Bu sebeplerle kişi ameliyat olmak isteyebilir. Tüm bunlardan bağımsız tamamen güzelleşmek amacıyla, estetik amacıyla da kişi ameliyat olmak isteyebilir. Biz bu durumlarda hastamızla oturuyoruz, konuşuyoruz. Beklentisi nedir? Ne yapmak istiyor? Neden rahatsız? Nasıl bir ameliyat bekliyor? Bunları konuşuyoruz. Aynayla detaylı bir inceleme yapıyoruz ve birlikte nasıl bir görüntü olacağını birlikte karar veriyoruz. Labioplastide çeşitli teknikler kullanabiliyoruz. Bu tekniklere muayene bulgularına göre karar veriyoruz. Simetrik mi, asimetrik mi, uzunluk ölçüleri nasıl, labium minusun yani küçük dudakların belli tipleri var. Alttan başlayan, üstten başlayan, eşlik eden klitoris üzerindeki deri var. Bu derinin katlantılarının dudaklarla ilişkisi nedir? Bu ameliyata, bir de deri ameliyatı, klitorisle ilgili budoplasti gerekecek mi? Tüm bunları birlikte karar veriyoruz. Büyük dudaklarla ilgili sorunlar var mı? Birlikte bakıyoruz ve ameliyatımıza karar veriyoruz. Bu ameliyat için yaş sınırı var mı? Evet, yaş sınırı var. 18 yaş altında planladığımız bir ameliyat değil. Kişinin 18 yaşını geçmesini bekliyoruz. Yine özellikle sorulan bir soru genç kızlarda, evlenmemiş kişilerde, yani henüz cinsel aktivitete başlamamış kişilerde bu ameliyat yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Biz bu ameliyatı çünkü dışarıdan uyguluyoruz. İçeriğiyle hiç işimiz yok. Hymen dediğimiz kızlıklarıyla ilgilenmiyoruz. Ona bir girişimde bulunmuyoruz. Bu sebeple bu ameliyat henüz cinsel ilişkiye girmemiş kişilerde de uygulanabilir. Ameliyat sonrası iyileşme sürecini soruyorsunuz. Ameliyat sonrası iyileşme süreci birkaç haftayı buluyor. Bir miktar ödem oluyor ilk başlarda. Bunların çözülmesi, dikişlerin atması gene birkaç haftayı buluyor. Ve yaklaşık bir ay sonra tam görüntümüzü elde ediyoruz. Dikişlerin tamamen erimesiyle birlikte. Bu süreçte birazcık ilk 15 gün özellikle dikkat etmenizi istiyoruz. Dikişlere temiz bakmanızı istiyoruz, kuru tutmanızı istiyoruz. Özel bir tedavi uygulamıyoruz burada. Kuru tutmak en önemli faktörlerden bir tanesi. Bunların detaylı bilgilendirmesini zaten yapıyoruz. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası zaten sürekli iletişimde oluyoruz. Aklınıza takılan soruları birlikte yanıtlıyoruz. Genital bölge estetiği gerçekten son yılların gözde cerrahilerinden bir tanesi olmaya başladı. Dudak ameliyatları da son yıllarda bize oldukça fazla soruluyor. Ameliyatın başarısı hasta, doktor ve bakım başarısından oluşuyor. Hasta kendi üzerine düşeni yapıp, hekim kendi üzerine düşeni yaparsa ameliyat oldukça başarılı bir ameliyat. Anestezisi de kolay bir anestezi. Size uygun anestezi şekli seçiliyor. Uyumak isteyen uyuyabilir. Genel olabilir. Lokal anestezi yapılabilir. Yani belden uyuşturulabilir. Ben kliniğimde tercih etmiyorum. Ameliyatları hastanede yapmayı tercih ediyorum. Sadece o bölgeyi uyuşturarak olan ameliyatların başarısının çok iyi olamayacağını düşünüyorum. Çünkü lokal anestezik madde enjekte ettiğimizde dokuların şişmesinden dolayı doku kenarları çok ucuca getirilemeyebilir. Bu da bizim sürecimizi, ameliyat planımızı olumsuz etkileyebilir. Yine kanayan bir bölge burası. Klinikte uygun olmadığı
olmadığı düşüncesindeyim. Ama hastanelerde belden uyuşturma, yani uyanıksınız, konuşabiliyorsunuz, sadece belden ağzınızı hissetmiyorsunuz. Bu şekilde de ameliyat planlanabilir. Genel anesteziyle, yani uyuyarak da ameliyat planlanabilir. Yaklaşık 1 saat süren bir operasyon. Daha fazla değil, daha az da değil. Çünkü ince iş, ince ince böyle ilmik ilmik işliyoruz dudakların kenarlarını. Korkacağınız bir ameliyat değil. Son zamanlarda gereksiz bu ameliyatı isteyen kişilerle karşılaşıyorum. Bakıyorum genital bölgelerinde herhangi bir problem yok ama ameliyat istemiyor. Bunun biraz vücut algısıyla ilgili bozukluktan ileri geldiğini düşünüyorum. Böyle kişilerle kendi fikrimi kesinlikle paylaşıyorum. Ameliyatın ihtiyacı olmadığına dair bu bilgiyi muhakkak paylaşıyorum. Bu sebeple ameliyat olmadan önce, karar vermeden önce iyi düşünmenizi öneriyorum. Zaten yapılan çalışmalarda ameliyat kararı verildikten sonra yaklaşık 3 yıllık düşünme süreci olduğu gözlenmiş ortalama. Bu 10 yıl olan da var, hemen 6 ay sonra ameliyat olan da var. Ama iyi düşünmenizi size tavsiye ediyorum. İnsan dönemsel belli krizlerden geçiyor olabilir. Bazı şeyleri dönemsel olarak canı sıkılıyor olabilir ve bunun işte çözümünü bir takım cerrahi prosedürlerde arayabilir. Son yıllarda çok karşımıza çıkıyor. İşte strese girip burun yaptırmak, strese girip ameliyat olmak gibi. Saç kestirmek gibi değil sonuçta. Bu kestiğimiz organların altından yenisi gelmiyor. Tırnak uzaması gibi değil. Bu yüzden iyi düşünüp karar vermek lazım. Emin ellerde gerçekten istediğimiz vakitte doğru karar verdiğimiz takdirde gerçekten indikasyonunuz da varsa ameliyat olmanızı tavsiye ediyorum. Son zamanlarda bu ameliyatı yapan cerrahların sayısı da gittikçe artmaya başladı. Ben de kadın doğum uzmanlığımın büyük bir kısmında bu cerrahilerle uğraşmış bir hekim olarak sizlerin de istekleri doğrultusunda bu konuyla ilgili bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bu sebeple sizlere böyle kısacık labyoplastiği özetlemek istedim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağlıklı günler diliyorum.